Yeni bölüme hoş geldiniz. Dünya turuna çıkacağım, motosikletimi almaya gidiyorum. Kim Koyla'yım. Yaklaşık 14 gündür aslında bu motosikletleyim. Ve Robocop gibi giyindim. Çünkü bugün dünya turuna çıkacağım, motosikletimi almaya gidiyorum. Sağ olsunlar, Vespa'yı sattıktan sonra test motorlarından bir tanesini bir hafta 10 günlüğüne Doğan Trend bana verdi. Çünkü araç kullanmıyorum İstanbul'da ve gerçekten büyük kolaylık oldu benim için. O yüzden bugün yaklaşık 4 kilometre sonra 3 sene sürecek, belki 40'tan fazla ülke göreceğimiz bir motosiklet almaya gidiyoruz. Bugün bu arada saat 3.30. Saat sabah 11'den beri işlemlerle uğraşıyorum ve önce gittim. Sistem değişmiş. Sistem müthiş olmuş. Müşavirlikte çalışıyorlar. Yani oraya imzaya gittim ve sadece plaka basım kağıdını aldım. Yani o uygunluk belgesini falan vermeme gerek kalmadı, o evraklarla uğraşmama. Doğan Trend'in anlaşmalı olduğu müşavirliğe gittim, imzayı attım, kağıdı aldım. Hayret, ben Vespa'yı aldıktan sonra da zam gelmemiş. 730 TL ruhsat ücreti. Sonra Ümraniye Şoförler Odası'na gittim. Birazcık yoğundu orası. Yaklaşık bir saat sonra da plakamı bastırdım. Plakam ne? 34 GPT 062. Yani Gepetto dayı, değil mi? Pinokyo'yu yapan Gepetto dayı mıydı? Ya motosikletin adını düşündüm, buldum. Ama şu Gepetto işi de benim hoşuma gitmiyor değil, çünkü keyifli bir adamdı ya. Seviyorduk yani. Pinokyo canımız ya. Çünkü hepimiz bir Pinokyo'yuz. Sadece burnumuz uzamıyor. Heyecanlıyım arkadaşlar. Yolla ilgili bu arada çok keyifsizim, çünkü hani böyle bir aksilik olur ve bu aksilikler sürekli sonra üst üste gelmeye başlar ya, yani hiçbir şey beklemediğiniz yerden böyle sıkıntılı şeyler çıkıyor ve bu beni birazcık üzüyor. Yani gemi işlerini organize etmek gerçekten çok çok zormuş. Yani motosikleti bir yerden bir yere göndermek gerçekten ömrümden ömür aldı, ama onu da çözeceğiz. Sonrasında işte motosikleti hazırlamam lazım. Bu bütün etapları sizinle paylaşacağım. Bu aslında hazırlık bölümünün ilk bölümü olacak. Çünkü motosikleti almadan yola hiçbir şekilde hazırlanamıyorum. Biliyorsunuz motosikletlerde de ciddi bir stok sorunu var. O yüzden bayağı bekledim, yani yola çıkmama bir ay var. Bugün motosikletimi alıyorum ama sıkıntı yok. Şimdi motorumu alacağız. Bu bölüm motosikletimi alıp ilk bakış, ilk tanışma, ilk dokunuş üzerine olacak. Sonrasındaki bölümlerde de motosikleti yola hazırlayacağım. Neler yapacağım? Motosiklete çanta taktıracağım. Birincisi o var. İkincisi, motosikletin selesini alçaltacağız. Üçüncüsü, motorun bakımını yapmayı öğrenmem lazım. İşte yağını değiştirdik, yağ filtresini, lastik patladığında nasıl tamir ederim gibi, yani teknik eğitimler alacağız. Hep birlikte alacağız, çünkü hepsini sizle paylaşacağım. Ve sonrasında kendimi yola hazırlamam gerekiyor. Yani evet, yıllardır motosiklet kullanıyorum ama uzun zamandır hele scooter kullanıyorum. Adaptasyonum için bir yol eğitimi, bir off-road eğitimi, çünkü Moğolistan'da gerçekten günlerce asfalt görmediğimiz yerlerde süreceğiz. O yüzden sürüşümün çok çok başarılı olması lazım. Yani bilenler vardır, motosiklet eğitmenliğini 2018 yılında almıştım ve kendi kendime de aslında zaman oldukça çok çalışıyorum. Siz ne kadar biliyorum deseniz de dışarıdan bir gözün size bakıyor, sizi yorumluyor olması gerçekten çok çok farklı. Çünkü alışırsınız bir harekete. O hareket, mesela ben şu an scooter'layım yıllardır ve elime ön frende. Tamam, bunun farkındayım ama düzeltemiyorum. Bunun farkında olmadığımda bir sürü yanlış davranışım olabilir. Bunu bir eğitmen gözüyle bakıldıktan sonra, yani kendimi en güvende hissettiğim halimle yola çıkacağım.
sonracımı bir off-road eğitimi yapacağız. Onun için de önümüzdeki hafta itibariyle çalışmalara başlayacağım. Çünkü toprak tecrübem yok denecek kadar az. Ha, yolda öğrenir miyim? %100 öğrenirim. Ama yani bir şeyleri fırsat varken öğrenmek her zaman çok çok daha iyidir. Eğitimden bahsedip de solun solundan gitmek. Bu nasıl bir çatışma? Neyse. Bu arada fark etmişsinizdir. Türkiye'de kaldığım sürece çok kilo aldım yani. Kaç kilo aldım biliyor musunuz İtalya'ya göre? 6 kilo aldım ve ekipmanların içerisine giremiyorum. Yani giriyorum canım, giriyorum da birazcık şey, sıkı sıkıyım yani. Ama yolda vereceğiz diye. Zaten abi ne olduysa bu yüzden oldu. Gülşah ya kızım zaten bir ay sonra Türkiye'de yoksun, çok özleyeceksin. Ya kızım zaten bunlara ihtiyacın olacak diye aldık kiloları. Ve bu sene normalde işte Muay Thai, CrossFit vesaire çok fazla spor yapıyordum. Fakat bu sene onların da hiçbirini yapmadım. Hiçbir şey yapmadan bütün kış mevsimini yedik. Yedik. Bu arada geldik koşu yoluna. Böyle hiç kesmeden atacağım abi videoları. Günde bir mi atarım? İşte iki günde bir mi atarım? Ama böyle haftalık sizinle şey yapmayacağım, paylaşmayacağım. Yolda ne yaşıyorsam, çünkü biliyorsunuz ben Avrupa seyahatinde de öyle. Yolda ne hissediyorsam, neresi kötüyse ya da motosiklette nasıl bir sorun çıktıysa her şeyi size paylaştım. Yine bu seyahatte de öyle olacak. Tabii umarım sıkıntısız, keyifli bir yolculuk olacak ama yine de böyle şeyler yolun kaderinde var. Yani yolda olduktan sonra her şey çözülüyor. Bir yola çıkamadım sadece. Şimdi motorumuzu alırız, ne yaparız? Birazcık Hector Cafe'ye gideriz, Hector Luis Moda'ya. Sonrasına da bakarız ve bu arada o kadar çok işim var ve o kadar hiçbir şey yapamıyorum ve insanlardan haber bekliyorum ki bir şeyler yapabilmek için. Fena rüzgar var. Neyse yani. Geldik bu arada Suzuki'de Doğan Trend'de. Siz keşke çalan müziği de duyabilseniz. Geldik. Motosikletime kavuşacağım. Kaskı çıkarmadan acaba sizinle paylaşabiliyor muyum? Aha bak burada. Vallahi orada. Vallahi orada. Kim girecek? Ha. Aslan parçasının yanına park etmişken şöyle size bir yeni motorumu göstereyim. Bak zinciri de yağlamışlar. Bu çocukla dünya turuna çıkacağız. Mustafa hazırladı motosikletimi. Ya çarpacak Vespe. Çarpmadı. O zaman kapatıyorum, birazdan açıyorum yine. Yavrum. Şu an sana hem asfaltta hem toprakta kullanabileceğim bir moto ayarlayalım, setup ayarlayalım. Şöyle göstereyim bak, şuradaki tuşa basılı tutuyorsun. Riding mode'a giriyorsun. Individual senin asfalttaki güçlü modun olsun, tamam mı? Bak buradaki buradaki engine map'i 1'e alacağız. En güçlü modda şu anda. Motor frenin 2'de kalsın ortada. Tamam. Traction zaten bağımsız. İstediğin gibi değiştiriyorsun. Ben göstereceğim sana. ABS'n de açık olacak asfaltta. Tamam. Sonra Urban ve Explore. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar motosikletimi aldım, şaka bir yana. Yani o gün geldi ve çattı. Ve şu an inanılmaz heyecanlıyım. Motor şu anda 3 kilometrede.
ve trafik var ve benim biliyorsunuz ki tabii ki boyum yetmiyor. Bir sürü fotoğraf çektik. Ondan sonracığıma güzel güzel konuştuk. Vedalaşır gibi yaptık. Aslında vedalaşacağımız çok bir şey yoktu. Heyecanlıyım. Fazla heyecanlıyım hatta. Hadi ablacığım. İşte yüksek motosikletlerde şimdi bu motora alışana kadar özellikle planlı durmam gerekiyor. Çünkü boyumun yetmediği yerler benim için birazcık ürkütücü. Ama zamanla buna da alışıyoruz. Kırmızı aslan parçası, kan kırmızısı yalnız. Ya böyle durumlar. Heyecanlandım. Fazla heyecanlıyım. Birazdan yine açayım. Moda'ya gidelim. Çocuklara motorumu göstereyim. Ve acilen Selem'i alçalttırayım. Ya şimdi benzine de bugün 1,5 lira zam gelecek. 200 liralık koydurayım. Buraya bak ya. Merhabalar. 200 liralık koyabilirsiniz. Kontak da açık kalmış. Almışım. Şaka gibi yani. Çok yerim varmış gibi. Ve galiba kredi kartımı kaybettim arkadaşlar. Yani bir tanesini dün kaybettim. Diğerini de galiba bugün. Neyse. Umarım kaybetmemişimdir de evdedir. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı işler. O gerek yok ya ona. Sağ olun. Aman birer kahveyi hak ettik biz bu canavarla. Benzinimizi de aldık. Benzine indirim geleceği için motora 200 liralık benzin koydum. Yani benim cimrilik seviyemi buradan anlayabiliyorsunuz. Gençler şu an alışık değilim. Lastiklerimde mum var. Şimdi Moda'ya nasıl gideceğim lan? Sağdan. O yüzden beni germeyin. Bir de heyecanlandım ya, uzun zamandır büyük motosikletim de kendi sahip olduğum büyük motosikletim de yoktu. Yakışıyor muyum acaba? Beni bir motorun üstünde bir görseniz merak ediyorum.
İşte şimdi bundan sonra yarın ilk iş bu arada motorun karnesini çıkarttırmam gerekiyor. O yüzden Turing'e gideceğim otomobil kurumuna. Ve oradan motosikletimin yurt dışında geçerli. Yurt dışında gümrüklerden geçiş karnesi almam gerekiyor. Bunu bazı ülkeler istiyor, bazı ülkeler istemiyor. Mesela Japonya istiyor, Güney Kore istiyor fakat Moğolistan istemiyor ya da Güney Amerika istemiyor gibi gibi. Onu o belgeyi aldıktan sonra motosikletimi gümrüklerden sokabiliyorum. Ve onun en büyük sıkıntısı ne? Ya 330 bin liranın altındaysa kullandığınız araç, teminat 2500 dolar. 330 bin TL'nin üstündeyse ise 5000 dolar ve bana, yani çok riskli, 2500 dolar da isteyebilirler, 5000 dolar da. Bunu tamamen şeyde dönünce alabildiğim bir evrak olacak. Öyle bakacağız. Çok trafiğe kaldım ya. Aslında Moda'ya gitmek bu saatte biraz saçmalık. Aslında Mert'i arayıp gitsem daha mantıklı acaba orada mı diye. Dur, kapatıyorum. Evet, motosikletime alışma turları bu arada devam ediyor. Dün benzin aldık. Bugün birazcık kendisiyle gezeceğiz. Ve bu bölümü azıcık İstanbul turu sonrasında tamamlayacağım. Çünkü sonrasında hazırlık bölümleri var. Bu arada yarın Marmaris yolculuğumuz olabilir. Yani siz bunu muhtemelen 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Bir Marmaris-İzmir yolculuğunu. Yol için hazırlanmam gereken konular var. Mesela lastik alacağım. Ama lastik İzmir'den alacağım için birazcık yollara gideceğiz. Zaten en sevdiğimiz şey yollarda olmak, bildiğiniz gibi. Motosikletle ilgili ilk izlenimim, rengi muhteşem. Amortisörünü biraz yumuşattığımız için oturduğumda alçalması bana büyük kolaylık sağlıyor. Onun dışında gayet keyifli. Zaten test ettiğim bir motosikletle dünya turuna çıkmak beni büyük rahatlatıyor ve inanılmaz bir İstanbul trafiği var. Hiç bitmiyor abi, yani 7-24 şu İstanbul trafiği. Neden öyle anlamıyorum. Yamuk'ta güneş yükseliyordu güneye. Ya dün skutura biniyorduk, bugün motorumu teslim alabildim. Demir yaptırmam lazım. Koruma demiri ve çanta demiri. Bakacağız, halledeceğiz. Zaman azalınca şey çok artıyor abi, koşturma çok artıyor. Buraya niye girdim? Henüz artistlik yapamıyorum bu arada ama yapacağımız günlerde gelir ve oralardan atlayıp buralardan hopladığımız günler, onları da görürüz. Bu ne böyle? Bunlar şimdi üçü bir araçsa eğer bana sıkıntı çıkarırlar. Böyle araçların arkasında gitmekten nefret ediyorum. Çünkü onun yanındaki arabalar da sürekli atlıyor. Müthiş bir manzarasın ya. Müthişsin yani ama dışarıdan sadece bakınca. O zaman bu videoyu kapatalım arkadaşlar. Bence yani sizinle paylaşmam için 10-15 dakikalık bir video oldu. Yeni motosikletimle
ilk buluşmamızı benimle birlikte yaşadığınız için ve buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Her anımda yanımdasınız ve müthiş maceralara hep birlikte yol açacağız. O yüzden sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir de beğenmeyi unutmayın. Beğenmek önemli. Bunları öne çıkarıyor çünkü. Hoşça kalın.